Tamam. Sonuna geçelim. Ülkemiz üzerinde bulunduğu kadim yukarı Mezopotamya ve Anadolu toprakları tarihe tanıklık eden tarihi yapılarla ön plana çıkan bir coğrafyada olmasının yanı sıra dünyadaki en aktif deprem kuşakları üzerinde yer almaktadır. Bu iki olgu tarihi yapı güvenliğinin ve güçlendirilmesinin hayati önemini oldukça net bir şekilde ortaya koymaktadır. Öncelikle şunu da sona belirtmek istiyorum. 12 bin yıllık bir tarihe sahip bir kentten bahsediyoruz. Arka tarafımızda bu Hevsel bahçeleri 8 bin yıldır tarım yapılan bir alan. Bu kadar kültürel ve bu kadar sosyolojik olarak uzun yıllar emek verilmiş bir yapıyı, bir kentin geleceğe güvenle aktarılmasını tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. Korumacılığın yapının dayanım gücünü arttırarak ömrünü uzatması, ancak bununla ilgili işlemleri yapılırken tarihi karakterinin bozulmaması ya da çok kısmi mekanizma olduğu hatırlanmalıdır. Ülkemizdeki yoğunlaşmada projelendirme ile yapım onarımı ve güçlendirme işlemlerine başlanmadan önce gerçekleştirilmesi gerekli olan yapı ile ilgili mevcut durumun saptanması, değerlendirilmesi, teknik ve tarihi özellikleriyle tanımlanması aşamasının zayıf kaldığı bilinmektedir. Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması önemli bir husus. Şöyle düşünelim, tarihi yapıların tamamı bize geçmiş medeniyetlerin ayak izlerini veriyor. Ve biz geçmişte hangi medeniyetlerin olduğunu, doğanın hatta nasıl olduğunu, hangi durumlar yaşandığı, bunların tamamının hakkında bize bilgi veriyor. İlimizin tarihi varlıklarının korunması ve yereldeki tüm kurumlarımızın işbirliğinde işlevlendirilmesine dair bir yaklaşım hakim olduğunu söylemek isteriz. Evet, o günleri biraz daha farklı açarsak, işte 2013 yılında o günün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından Diyarbakır Surlar Yılı olsun adı altında yapılan etkinliklerle 2 yıllık bir süreçte gerek kentin işveren örgütlenmeleri, meslek odaları ve yerel yönetimler ciddi bir çalışmayla şu gün koşulunda UNESCO'ya teslim etmeye çalıştığımız varlıkları o gün beraber çalışmalar yaparaktan katmıştık. Tabii ki UNESCO konusunda baktığınızda gerek bizler işveren örgütlenmeleri olarak literatüre geçmesi ve turizmin tetiklenmesini düşünürken, diğer bir taraftan da UNESCO'nun bu dünya genelindeki gücüyle bir şekilde yapılarımızın korunacağına dair inancımız vardı. Umarım bundan sonra UNESCO bu konudaki desteklerini Diyarbakır'daki şu tarihi miras listesinde yapılara elini çekmekten vazgeçmez diye düşünüyorum. Ancak Sur ilçemiz ve Silvan ilçemizde yaşadığımız olaylar, kayın politikaları ve kamunun zarar gören yapıların yıkımı ve yeniden inşa olarak uyguladığı politikalar nedeniyle bugün koruma ve sürdürme yaklaşımını çok daha gerisinde düşmüş durumda olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Bizler için Sur, mekansal anlamda tarih, hafıza ve kültürel çeşitliliği ve bir aradalığı barındıran bir bölge. Ve bu anlamda da bizler için çok değerli ve çok kadim bir bölge. Sözlerime böyle başlayarak devam etmek istiyorum. Öncelikle bu değerli sempozyumun düzenlenmesinde emeği olan tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun kentimizde bulunan tarihi yapıların geleceğine dair önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Bugün burada yalnızca Sur ilçemizin değil, tüm halkların ortak mirası olan bu kadim şehrin tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için bir aradayız. Sur özelinde konuşacak olursam, Sur asırlara yayılan bir tarihin, medeniyetler arası buluşmanın ve kültürel zenginliğin merkezinde yer almaktadır. Tarihi surları, taş sokakları, asırlık evleri, kiliseleri, camileriyle geçmişin izleri günümüzde de yaşatmaya devam eden ilçemiz, yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir kültür ve tarih hazinesidir.
Bu topraklar barındırdığı derin geçmişle yalnızca Amed'in, Diyarbakır'ın değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Surlar yalnızca bir savunma yapısı değil, aynı zamanda medeniyetlerin izlerini taşıyan, insanlık tarihine ışık tutan birer açık hava müzesi niteliğindedir. Kentimize, bize miras kalan ve bizim de kendimizden sonraki nesillere miras bırakmak zorunda olduğumuzu ve bu hassasiyetle bu kente, bu tarihi yapılara yaklaştığımızın bir göstergesi. Dört ayaklı minare 2015'te kentimizde yaşanan çatışmadan kaynaklı tarihi kültürel yapılarımızın zarar görmesini engellemek için hayatını feda eden Tahir Elçi'yi de anmadan geçemeyeceğim. Neticede o da hemen 2 metre ötemizde bu tarihi dokuyu korumak için bütün uluslararası arenayı bir duyarlılık çağrısına çekmek için katledildi ve hemen bulunduğumuz konumda katledildi. Tarihi yapıları sahiplenmek, sadece tescillemek, korumak, restore etmek maalesef yetmiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası, UNESCO'nun mevcut yönetiminin kaygılı davranışları, UNESCO'nun kendi ciddiyetini de aynı zamanda bizim gözümüzde bir kaygılı bir yaklaşma sebebiyet verdi. Biz bir kere daha uluslararası bir sempozyumda buradan UNESCO'ya bir çağrı yapmak istiyoruz. 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Hefsel Bahçeleri'nin Dünya Kültür Miras listesine alınması ne kadar bizler için onur vericiyse de buradaki tarihi ve kültürel peyzajı bu kente dünya var olduğu günden beri, insanlık yerleşik hayata geçtiği günden beri kesintisiz bir yaşamı sürdüren bir halkı da yalnız bırakmamak, bu tarihi kültürel dokuyu sadece kaygını dile getirerek koruyamayacağınızı ve gelin birlikte olması gerektiği yerde, olması gerektiği bir davranış şekliyle buraları birlikte koruyalım.